Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde saksısından çıkardığım bir orkiden var. Bu orkidemi ben iyice dezenfekte ettim ve köklerini temizledim. Bugün özellikle sizlere hiç yaprak kalmayan bir orkideniz varsa sadece kökleri olan bir orkide ya da yaprakları tamamıyla çürüyüp mantar olan bir orkidenin kökleri kalmış ise nasıl büyütebiliriz bunu göstermek istiyorum ben elimdeki orkideyi çok yıllık bir orkide olduğu için sadece gençleştirme işlemi yapıyorum ve bunu kesiyorum daha önce sizlerim orkide nasıl İkiye ayrılar nasıl gençleştirilir? Bununla ilgili bir video yayınlamıştım. Detayları için o videoya bakabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere bakın, şu anda sadece kökleri var. Böyle kökleri olan bir orkide yeniden keiki verip büyüyebilir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. İlk olarak bu orkidemiz için uygun bir toprak seçmemiz gerekiyor. Orkidenin gelişimi için toprak seçimi çok önemli. Uygun bir saksı tercih ettim ve ben ilk olarak kullandığım toprak kil bilyesi. Kil bilyesini en alta koyuyorum. Kil bilyesi drenaj oluşturarak orkidedeki fazla suyu çekecektir ve böylelikle köklerin çürümesini engelleyecektir. Yeterince bakın koydum ve şimdi ikinci toprak karışımım hindistan cevizi kabuğu. Hindistan cevizi kabuğu marketlerde satılıyor. Özellikle nem tutma kapasitesi yüksek olduğu için orkidelerde e, hızlı gelişime yardımcı oluyor ve biraz yosun koyuyorum. Yosun orkidelerin özellikle yeni kökler çıkarmasına çok yardımcı oluyor. Orkidelerinizi sürekli nemli tutarak köklerin aktif hale gelmesini ve böylelikle aktif olan kökler de hızlı bir şekilde yeniden keiki çıkarmasını destekler. Kökler eğer aktif olmazsa bu seçtiğiniz toprağın orkide için uygun olmadığını gösteriyor. Çünkü aktif olan bir Kök mutlaka gelişim gösterir ve yeni yapraklar çıkarmaya devam eder. Bakın, bu şekilde içine yerleştiriyorum. Çok daha büyük bir saksı tercih etmenize gerek yok. Bu gayet ideal. Ve şimdi özellikle iç kısmına bakın. Ben kökleri ayırmadan direkt içerisine doğru koymaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla kökü olduğu için zedelenmesini istemiyorum. Evet, Hindistan cevizi toprağımı yeterince içine koyacağım. Yani ben bir sıra yosun bir sıra hindistan cevizi olarak koydum. Özellikle kenar kısımlarına da bakın iyice toprak koyuyoruz. Çünkü arada boşlukların kalmaması gerekiyor. Yoksa sulama esnasında kökler yeterince suyu alamaz. Ve mutlaka birkaç kökün kenara gelmesine dikkat edin. Çünkü bu sulama zamanı için çok önemli. Sulama zamanını köklere bakarak yapmamız gerektiği için kökleri görebilmemiz gerekiyor. Evet bakın bu şekilde kökler e, saksıdan bakınca gözükebiliyor ve kök rengine göre de biz sulama zamanının gelmiş olduğunu anlıyoruz. En son olarak en üst kısma yani gövdeye yakın kısmına tekrardan yosun koyuyorum. Bu önemli çünkü yosun gövde kısmını nemli tutarak bu bölgeden keykinin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Evet bakın her tarafına aynı şekilde yosunumu yerleştiriyorum. En son üzerine biraz daha toprak koyabilirsiniz. Evet artık saksım hazır. Gördüğünüz üzere biraz daha toprak koydum ve şu anda gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde hiç kökü olmayan bir orkide nasıl keyki verir? Bunu size zamanla göstereceğim. Özellikle burada size bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Eğer benim gibi orkidenizi kestiyseniz mutlaka kesilen yeri bir mikrop kapmaması için üzerine bir dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bunun için de ben tarçın döküyorum. Toz tarçın özellikle mikrop öldürücü ve dezenfekte edici özelliği yüksek olduğu için genelde ben orkidelerim için tarçın kullanıyorum. Tarçın sürekli burada kalacak. Herhangi bir zararı olmaz orkideye endişelenmenize gerek yok. Zaman ile kenarlardan mutlaka k çıkacaktır. Evet sizlere orkidemin hem gelişim aşamalarını hem de K2 vermesi için ne gibi püf noktaları dikkat ettiğimi de özellikle anlatacağım. Çünkü bakım aşaması da çok önemli. Ve son halini de sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet orkidemiz keiki verdi aşamalarını sizlerle paylaştım. Özellikle bu aşamada dikkat etmemiz gereken önemli püf noktalar var. Bunlara geçmeden önce eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet şöyle yakından gösteriyorum. Bakın tarçın döktüğümüz yerden orkide keiki vardı. Şu anda 3 yaprağı var. Tabii yaprakları çok küçük olduğu için yanlışlıkla bir tanesini biraz zedeledim. O yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ee, ve orkidemin bakın en son halini tekrardan sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi yaprakları hızlı bir şekilde büyüyor. Bu aşamada tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Orkidelerinizi eğer hiç yaprağı yoksa ve benimki gibi tamamıyla kökten yeni keiki vermesi için uğraşıyorsanız ilk dikkat etmeniz gereken doğru bir konum seçmek. Yani orkidenizi koyduğunuz yer çok önemli. Orkidenizi özellikle sabah güneşini alan bol aydınlık bir pencere kenarına koymanızı tavsiye ederim. Böylelikle orkide çok daha hızlı keiki verip büyüyecektir. Bu pencerem sabah güneşini alan bir pencere ve sabah belirli saatlerde Kısa süreliğine güneş de aldı fakat şu anda artık yaz mevsimine girdiğimiz için kesinlikle öğle saatlerinde güneşte kalmaması gerekiyor yoksa yaprakları yanar. Kısa süreliğine kalması yeterlidir. İkinci önemli püf nokta sıvı bitki besini vermek. Ben özellikle orkidelerin yeni çiçek dalı çıkarması ve yeni yapraklar çıkarması için muz kabuğu suyu kullanıyorum bu aşamada. Size de tavsiye ederim muz kabuğunu bir bardak suyun içerisinde bir gece bekletip daha sonra 4-5 yemek kaşığı kadar orkidelerimi 2 haftada bir verdim. Bunu sizlere tavsiye ederim. Dönüşümlü olarak diğer yumurta kabuğu suyu gibi sıvı bitki besinlerini de verebilirsiniz. 3. aşama ise sulama zamanı. Sulama zamanını kesinlikle köklerini bakarak yapmalısınız. Eğer kökler bakın buradaki gibi yeşil ise sulama yapmanıza gerek yoktur. Yani su ihtiyacı yoktur. Fakat eğer kökler beyaza döndü ise orkidenizi sulayabilirsiniz ve orkidenizi düzenli olarak suladığınız zaman içerisine yosun da koyduğumuz için bakın yakından da gösteriyorum bu şekilde yosunlar aktif hale geliyor ve sürekli saksının içerisini nemli tutarak orkidenin hızlı bir gelişim göstermesine yardımcı oluyor. Hem yeni kökler, hem yeni yaprak ve çiçek dalı çıkarmasına da yardımcı olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Tüm aşamaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videomu eğer beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilir. Ve e, gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorular sormayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıkla kalın.